Harun, neredesin ya? Deminden beri seni arıyorum odaya gel diye. Bakmıyorsun telefonla. Farkındaysan dışarıda olağanüstü bir durum var. Azize Hanım hal hatır sormaya gelmedi herhalde. Kadın evine geri dönmüş. Farkındayım. Ben de bu yüzden seni çağırmıştım. Harun, biz onlarla aynı evde yaşayamayız. Biliyorum, biliyorum. Ama aceleci davranmamak gerekiyor. Yani şu anda hiçbir şey yapamam ki. Ama eğer annenin evine dönmek istersen... Hayır, hayır. Biz taşınmayacağız. Biz değil, onlar gitmeli. Sen şaşırdın herhalde. Yani burası sonuç olarak aynı zamanda Azize Hanım da evi. Ben nasıl göndereyim onu? Tamam. Azize gitmiyorsa... Fırat gitsin. O ne demek oluyor? Ben onunla aynı evde yaşayamam demek oluyor. Yaren bak. Biz bunları konuşmuştuk. Ve sen bana bununla ilgili problem yaşamayacağımızı söylemiştin. Söyledim de... Ya bana doğru gelmiyor işte. Yaren! Bak eğer senin... Onun... Fırat'la bir şey yaşadınız mı? Bana bu soruyu nasıl sorarsın Harun, ha? Ben senin karınım, karın. Bak biz seninle kağıt üzerinde evlenmiştik. Yani... Sen benim karım değildin ki, öyle değil mi? He? Öyle mi görüyorsun gerçekten beni? O zaman neden boşamıyorsun beni? Yani... Ben ailelerimiz zor durumda kalmasın diye. Yani bunca şeyle uğraşırlarken bir de üstüne bizden sebep iki aile birbirine düşmesin diye. Yoksa... Sana aşık olduğumdan falan değil yani. Harun bana aşık olmuş. Vallahi de billahi de bana aşık olmuş. Kamyonlar kavun taşır ve ben boyuna onu düşünürdüm. Sonra alem değişiverdi. Ayrı su, ayrı hava, ayrı toprak. Anladım bu şehir başkadır. Herkes beni aldattı gitti. Yine kamyonları kavun taşır. Fakat içimde şarkı bitti. Tek bir şey de bari. Ha? Tek bir hece. Baba bile desen olur. Olur mu? Hadi bir şey söyle. Sen de kız babasısın. Halden anlarsın. Mahur'a bir şey olursa ben yaşayamam. Mesleğin ne senin? Eski askerim ben. Niye söylemiyorsun kardeşim? Sormadan söylemek hamlıktır derler. 2 hafta sonrasına karışma. Tehlikeli biri değildir. Ondan korkmana gerek yok. Belki de korkmalısın, bilmiyorum. Ne diyorlar dersin?